Malatya ili Damızlı Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği tarafından küçükbaş hayvan etinin yaygınlaştırılması programı düzenlendi. Malatya Birlik binasında gerçekleştirilen programda konuşan Malatya ili Damızlı Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birlik Başkanı İhsan Akın, küçükbaş hayvan etinin yaygınlaştırılması amacıyla 2 yıldır çalışmalar yaptıklarını söyledi. Malatya İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Tahir Macit de et ve süt verimi yüksek küçükbaş hayvan ırklarının yaygınlaştırılması gerektiğine işaret etti. Et veriminin yüksek olduğu ve küçükbaş hayvanın desteklenerek ülkemizdeki et arzının dengeye gelmesi için mutlaka küçükbaşın desteklenmesi gerekir. Ayrıca tüketim açısından da küçükbaş hayvanların yaylada yayılması, doğal ortamlarda beslenmesi, suni yemle çok fazla beslenmemesi nedeniyle daha sağlıklı bir et olduğunu düşünüyoruz ve o şekilde beslenme için çok önemli olduğunu biliyoruz. İnönü Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Nihat Tursun'sa küçükbaş hayvan etinin koktuğuna dair halk arasında bir takım söylemler olduğunu ancak bunun doğru olmadığını belirtti. Ben birebir denediğim için bugüne kadar biz hiç bu kokuyu almadık. Malatya'da büyükbaş yerine ben sürekli evde de küçükbaşı tercih ettiğim için benim eşimden dolayı. O yüzden de hiçbir zaman için böyle bir kokuyu almadık. Bu birazcık da halk arasında bir yanılgıdan ziyade bir söylem ve büyüyerek de devam ediyor. Ama bunların birebir denendiği takdirde böyle bir şeyin olmadığını herkes görecektir. Konuşmaların ardından programa katılanlar küçükbaş hayvan etini tadarak kokup kokmadığını test etti.